Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Kütahya'ya aynı zamanda yol arkadaşı, Cumhurbaşkanı yardımcımız, Saadet Partisi Genel Başkanımızın çok saygıdeğer Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile birlikte geldi. Sizleri yağmurun altında fazla bekletmeden hızlıca millet buluşmamızı başlatacağız. Büyük önderimiz Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle saygıyla anıyoruz. Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay, depreminde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı da bir kez daha Kütahya'dan rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Güzel Cumhuriyetimin vatansever evlatları, ellerinde yıldızlı Türk bayrağı olanları taşlayan, karanlığa bir cevap verip ışık olalım mı hep birlikte? Şimdi sizlerden rica ediyorum lütfen. Provokasyonlara karşı birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin nişanesi cennet vatanımız için hep birlikte Türk bayraklarımızı bir kaldırabilir miyiz? Kaldırıyoruz Türk bayraklarımızı hep birlikte. Geliyoruz. Taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete, güzele taraf olmalı taraf. Hayır yap bir hareket, gelsin artık bereket. Hiç kimse birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, ay yıldızlı bayrak taşıyanlara el uzatamaz. Taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak. Sana söz, Türkiye kazanacak. Teşekkürler sevgili Kütahyalılar. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Kütahyalılar. Sana söz veriyorum. Değerli genç arkadaşlarım. 14 Mayıs'ta sabah kalkacağız. Önce annemizin elini öpeceğiz. Ve daha sonra en büyük görevimiz olan sandığa gidip oyumuzu kullanacağız. Ve daha sonra sandığa sahip çıkacağız. Bu meydandan, Kütahya'dan, Kütahyalı annelerimizin kıymetli ellerinizi öpüyor. Anneler gününüzü kutluyoruz. 14 Mayıs'ta bu anneler gününde anneler evlatlarına demokrasiyi hediye edecek. Demokrasiyi! Ben Kemal, geliyorum. Taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete, güzele taraf olmalı taraf. Hayır yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız, yaparız, temiz sayfalar. Sevgili Kütahyalılar, 14 Mayıs'ta 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Liyakat olsun mu? Adalet olsun mu? Huzur olsun mu? O zaman ben şimdi sizlerle buraya, bu meydana, sizlerle buluşmak üzere insanca yaşam, adil devlet, adil paylaşım seninle olur. Kararlıyız. Milletin iktidarında saadet var diyen Cumhurbaşkanı yardımcımız, Saadet Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu davet ediyorum. Ben Kemal, sana söz veriyorum.
Selamünaleyküm muhterem Kütahyalı kardeşlerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İnşallah pazar günü yapılacak olan seçimlerin memleketimiz, milletimiz için, Kütahya'mız için hayırlara vesile olmasını sizden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu noktada da sizlerin desteklerinizi bekliyorum. Tabii yağmur bereket demektir. Ama bir mitikte de yağmur sizlerin ıslanması manasına geliyor. Bu yağmura rağmen burada böyle muazzam bir kalabalığı oluşturmanızdan dolayı teşekkürü de bir borç biliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem kardeşlerim, öncelikle şunu hemen ifade edeyim. Bu pazar günü seçime gidiyoruz, savaşa gitmiyoruz. Kavgaya gitmiyoruz. Biz ülkemizi kimin yönetmesine karar vermek için sandığa gidiyoruz. Bugüne kadar bu ülkeyi yönetmekte başarı gösteremeyenler giderek ekonomik yönden bizi bir çıkmazın içine sürükleyenlere artık razı değiliz. Bunu ispat etmek için sandığa gidiyoruz. Muhterem kardeşlerim, elbette üzülüyoruz. Neden üzülüyoruz? Şu anda iktidar kaybedeceğini anladı. Bundan dolayı da bir korkuya kapıldı. Ne edeceğini, ne söyleyeceğini, insanımızı nasıl ikna edeceğini bilemiyor. Maalesef her türlü yalan, her türlü iftira şu anda tek seçim malzemeleri haline geldi. Hiç yuh çekmeye gerek yok. Muhterem kardeşlerim, Allah nasip ederse bu seçimde mutlaka bu iktidar gidecek, yerine de hakkı, adaleti üstün tutan, sizi bugün içine sürüklenmiş olduğunuz ekonomik sıkıntılardan kurtaracak Millet İttifakı gelecek. Biz buna samimi olarak inanıyoruz. Bendeniz Allah sizlerden razı olsun. Hem direneceğiz hem de birleşeceğiz. Birlikte direneceğiz. Muhterem kardeşlerim, şu anda çektiğimiz sıkıntılar belli. Hakikaten bu sıkıntılardan kurtulmak hem bir bakıma çok kolay, bir bakıma da imkansız gibi. Gerçekleri görmezsek bu sıkıntılardan kurtulmamız mümkün değil. Biz ne istiyoruz dedik gelirken, bizim istediğimiz adalet. Birinci numara, adalet olmadan devlet olmaz. Adalet devletin temelidir. Onun için ne olursa olsun adaleti tesiste kararlıyız. Hay Allah sizlerden razı olsun. Mutlaka hakkı da, hukuku da, adaleti de tesis edeceğiz. Bakın muhterem kardeşlerim, bir yerlerde öyle menfi propagandalar yapıyor ki aklım havsalam almıyor. Adeta bu meseleyi bir iman meselesi haline getirmek istiyorlar. Yok arkadaş, hiç biz buna yolamaktan vazgeçin. Biz buna rıza göstermeyiz. Elhamdülillah bizler Müslümanlar
inançlı insanlarız. Ama inanç demek hakkı üstün tutmayı gerektirir. Adaleti gerektirir. Dürüstlüğü gerektirir. Yalan söylememeyi, kimseye iftira etmemeyi, ekonomik yönden de mutlaka israftan vazgeçmeyi, tasarrufa yönelmeyi, adil olmasını gelirlerin temin etmeyi gerektirir. Biz bir taraftan yolsuzluk yapacağız, sonra da inanca tevessül edeceğiz. Bir taraftan haram yiyeceğiz, sonra hakka tevessül edeceğiz. Biz buna hiçbir zaman bu çifte standarda rıza gösteremeyiz. Bizim peşinden gittiğimiz Peygamber Efendimizin bir özelliği var. Nedir o biliyor musunuz? Başka peygamberlerde de aynısı var ama bizim Peygamber Efendimizin başka bir özelliği var. Muhammedül Emin olarak tanınması. Biz emin insanlar istiyoruz. Yalan söyleyen değil, iftira eden değil, hakaret eden değil. Kendisini ak kaşık gibi görenlerden değil, ak kaşık olanlardan adam olmasını istiyoruz. Herkesi kucaklayacağız. Bugün bizimle kavgaya tutuşanları da kucaklayacağız. Onun için demin söylediğim adalet mefhumu, dürüstlük, yetim malına el uzatmamak, yolsuzluğa tevessül etmemek, ekonomiyi düzeltmenin ilk adımıdır. Saraylar yapılarak Türkiye güçlenmez. Bunu herkes böyle bilmeli. 1000 kişilik sarayda oturacaksın. Amerika'nın, biz Beyaz Saray diyoruz ya, Amerikan Cumhurbaşkanı'nın oturduğu eve, oranın adı İngilizce tam tercüme edilirse beyaz ev manasına gelir. Beyaz ev demek. Bizimkiler evde oturmayı sindiremiyorlar. İlle de sarayda oturacaklar. Yok ya. Bu ülkenin problemleri saraydan çözülmez. Garibanın halini anlayacaksın. Mağdur olan insanın halini anlayacaksın. Aciz düşen, devlet karşısında hakkını savunamayan insanın halini anlayacaksın. O zaman sen adil olabilirsin. Ama sarayda oturduğun zaman gariban umurunda bile değil senin. Biz bunu bilmiyor muyuz? Bu senin icraatlarınla ortaya çıkıyor. Bu ülke kalkınacaksa savurganlıktan kurtulup üretime dönük yatırımlarla kalkınır. 1950'lerde kurulan azot sanayi ne oldu? Biliyor musunuz? O zaman azot sanayinde 3500-4000 insan çalışırdı. Şimdi soruyorum, 200 kişi kaldı diyorlar. Nerede bu tesisler? Nasıl olacak da Kütahya müreffeh bir ilimiz haline gelecek? Nasıl olacak da Kütahya'nın bütün tarım arazileri, Kütahya'nın maden zenginlikleri değerlendirilebilecek? Siz bunları yapmadan Türkiye'yi güçlü bir ülke haline getiremezsiniz. Bundan dolayıdır ki tasarrufa gideceğiz. İsraf yapmayacağız. Hiçbir zaman yolsuzluğa tevessül etmeyeceğiz. Aynı zamanda yanlış, israfa kaçan yatırımlar da yapmayacağız. Bir binayı, devlet binasını yıkacaksın, yerine modernmiş diye yeni bir bina koyacaksın. Ya Allah'tan kork. Önce milletin karnını bir doyur. Ondan sonra ona yapmaya sıra gelebilir. Onun için biz verimli yatırımlara bütün kaynaklarımızı tahsis edeceğiz.
Göreceksiniz. Herkes şaşıracak. Yahu nasıl oldu da bu kadar kısa bir zamanda ülkemiz ayağa kalktı? Nasıl oldu da ben aldığım ücretle geçinemezken şimdi tasarruf etme imkanına kavuştum? Bunu diyeceksiniz Allah'ın izniyle. Muhterem kardeşlerim, önce yanlıştan kurtulmak, sonra doğru karar vermek icap eder. Yanlıştan kurtulmadan bu ülke ayağa kalkamaz. Doğru karar vermek de sadece ve sadece milletin, yani sizin, yani Kütahyalıların menfaatine olan yatırımları yapmaktan geçer. İnşallah bunların hepsi gerçekleşecek. İnşallah bu ülkede huzur ve barış hakim olacak. Son 3-4 günün badireli geçeceğini maalesef görür gibiyim. İftiraların sonu gelmeyecek. Yalanın sonu gelmeyecek. Yanlış iddiaların sonu gelmeyecek. Ama siz gerçekleri görüyorsunuz. Bu gerçekleri gördüğünüz zaman sandığa da sahip çıktığımızda inşallah pazar günü seçimlerde sandıklarda bir patlama meydana gelecek. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Her gittiğim yerde bunu gördüm. Allah razı olsun. Bakın Kütahya'da bu yağmurun altında sizlerin bir araya gelebilmesi, kendi düşüncenizi, inancınızı gündeme getirmeniz, dinlendirmeniz bizim ümidimizi ister istemez artırıyor. Her şey değişecek. Her şey güzelleşecek. Biz iki şeye çok önem veriyoruz. Bakın, Allah razı olsun. İki şeye çok önem veriyoruz. Bunlardan bir tanesi bizim bağımsızlığımız ve sınırlarımızın korunmasıdır. Ne pahalısına olursa olsun biz bu sınırları değiştirmek isteyenlere, üzerimizde oyun oynayanlara fırsat vermeyeceğiz. Ölürüz ama bu vatanı kimseye peşkeş çektirmeyiz. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Teröre de prim vermeyiz. Anarşiye de prim vermeyiz. İkincisi ise aile yapımızın korunmasıdır. Biz aile yapımızı da koruyacağız. Aile dediğiniz zaman bir erkek, bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. Bu bizim olmazsa olmaz anlayışımızdır. Ahlak bunun üzerine oturur. Toplumsal ahlak için bunu özellikle söylüyorum. Bundan dolayı da ülkemizde aile yapısını güçlendirerek çok sağlam bir ülke haline geleceğiz. Muhterem kardeşlerim, sayılacak problemlerimiz çok. Eğitimde ciddi bir değişikliğe ihtiyaç var. Çocuklarımız küçük yaştan itibaren sağlam bir yapıya kavuşacak, bir meslek sahibi olacak, arkasından da geçimini sağlayacak bir iş imkanına kavuşacak. Sağlıkta endişemiz olmayacak. Mağdur olan, hasta olan, sıkıntıya düşen her kardeşimizin derdiyle dertlenilecek. Sağlık sigortası varmış yokmuş gibi bir ikilem ortaya çıkmayacak. İnşallah bunu da mutlaka gerçekleştireceğiz. Savunmada şu anda efendim SİHA'lar var, İHA'lar var. İşte yeni petrol bulduk. Şimdi kendi uçağımızı, tankımızı yapıyoruz. Ben size bir şey hatırlatacağım. Bundan önceki seçimlere giderken siz biliyor musunuz bilmem, ben unutmuştum, hatırlattılar.
kendi %100 ürettiğimiz arabanın tanıtımını yapmıştık biz. Kendi uçağımızın tanıtımını yapmıştık biz. Nerede bunlar? Ha, şimdi hayal kurarak sanki üretilen her ürün %100 yerliymiş gibi size takdim etmeye çalışıyorlar. Bakın, yine taahhüt ediyoruz. Allah nasip eder iktidara gelirsek, kendi uçağımız hem savaş uçağı hem yolcu uçağını en geç bir buçuk sene içinde havalandıracağız. Biz bunu yaparız. Buna samimi olarak inanıyorum. Yeter ki kaynak tahsis edilebilsin. Bugün müesseselerde çalışan kardeşlerimizin önü açılsın. Göreceksiniz, tankımız yürüdü dediler. Arkadaş, bu yürüttüğün tankı Pakistan'a satabiliyor musun? Satamıyorsun. Niye? Çünkü onun motorunu verenler diyor ki sen bunu başka ülkeye ihraç edemezsin. İzin vermem. Hani bizim motorumuz vardı orada? Aldatılmak istemiyoruz biz. Kendi arabamızı elbette kendimiz üreteceğiz. Fakat %100'ü yerli olarak üreteceğiz. Üzerinde bir tereddüt olmayacak. Bakın, Millet İttifakı gündeme geldiğinde, iktidara geldiğinde, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımız olduğunda bu dediğimiz hamleler tahminlerimizden daha kısa zamanda gerçekleştirilecek. Bu kimin için fayda sağlayacak? Sizler için, bu memleket için, milletimiz için. Allah nasip ederse bizim bir tereddüdümüz yok. Sizin bu coşkunuz, bu kalabalığınız ümitlerimizi pekiştirdi. İnşallah pazar günü akşam sandıklar açıldıktan sonra hepimiz güzel bir haberle coşacağız. Şok yaşayacaklar karşımızdakiler. Şunu bilmiyorlar, sözümü tamamlıyorum. Şunu bilmiyorlar. Zannediyorlar ki biz iktidara gelirsek onların da tepesine bir yumruk inecek. Yok ya. Biz şefkatli insanlarız. Biz yanlış yapan, hile yapan, suistimal yapanların elbette hesabını sorarız ama yanlış kanaatte olan insanlarımızı kucaklar, onları teskin ederiz. İnşallah herkese hayır gelmesi için gayret göstereceğiz. Muhterem kardeşlerim, sizi bu yağmur altında da, gerçi biraz yavaşladı, daha çok üşütmek istemiyorum. Biraz sonra Sayın Kılıçdaroğlu sizlere hitap edecek. Elbette onu dinleyeceksiniz. Şimdiden İnşallah, inşallah Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığında bir araya gelecek, ülkemizin problemlerini birlikte çözecek ve bu ülkeyi dünyanın en müreffeh, en güçlü ülkeleri arasına dahil edeceğiz. Bu sözlerle hepinize gösterdiğiniz teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Dua ediyor, dualarınızı bekliyorum. Esselamu aleyküm muhterem kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Saadet Partimizin çok saygıdeğer Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Haydi, haydi, haydi.
Sevgili Kütahyalılar, parolamız çok net. Bu pazar 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor. İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Sizleri daha fazla bekletmeden ben huzurlarınıza 85 milyonun Cumhurbaşkanı, ömrünü hak, hukuk, adalet mücadelesine atamış Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu sizlerle baş başa bırakıyorum. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Değişime hazır mıyız? Söz mü? Alın terinden yana değişime hazır mıyız? Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi gerçekleştirmeye hazır mıyız? Gençlerin hakkını, hukukunu korumaya hazır mıyız? Siz hazırsanız Bay Kemal de hazır. Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Birlikte gerçekleştireceğiz. Gençler, o zaman sizden başlayayım. Bir, kesinlikle KPSS'de mülakat bitecek. Neyi kazandıysanız atamanız yapılacak. Bu konuda söz. İki, bütün köy okullarını yeniden açacağız. 100.000 öğretmenin atamasını yapacağız. 100.000 öğretmenin. Dolayısıyla 100.000 öğretmen, gençler gidecekler Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrenciyle öğretmeni buluşturacağım. Hiç endişe etmeyin. Genç pırıl pırıl öğretmenlerin hepsi görevlerinin başında olacak. Köylerde çalışan bütün gençlerin, tarlada, bağda, bahçede çalışan bütün gençlerin ve kadınların sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Çalışacaklar, primlerini biz ödeyeceğiz. Böylece hiçbir kadın bir başka kişiye muhtaç olmayacak. Kırsalda, tarlada, fabrikada, nerede çalışıyorsa onun sosyal güvenlik primini ödeyeceğiz. Yeni zamanı gelince de emekli olacak. Dolayısıyla bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir düzeni getireceğiz. Beraber getireceğiz ve birlikte getireceğiz. Efendim Kütahya, kadim bir şehrimiz. Çinicilik konusunda dünya çapında bir markası var ve güzel bir markası var. Bu markanın büyümesi lazım. Bu markanın dünyanın her tarafından bilinmesi ve öğrenilmesi lazım. Kütahya kadim bir şehir ama Milli Kurtuluş Savaşı'na imza atan bir şehir. Dumlupınar Meydan Savaşı'nın zaferinin onurunu yaşayan bir Kütahya'da olmaktan son derece huzurluyum, son derece mutluyum, son derece sevinçliyim. Emekliler diyor. Emeklilere de sözüm var. Ta 2015'ten bu yana sözüm var. Söylüyorum emeklilere Ramazan Kurban Bayramı'nda asgari ücret kadar birer maaş ikramiye verin. Önce para olmaz dediler. Bir sürü laf ettiler. 1.000 lira verdiler. Sonra seçim yaklaşıyor ya. 1.000 lira daha verdiler. Bay Kemal bunu yeterli görüyor mu? Görmüyor. Dedim ki Allah nasip eder. Sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanlığına oturduğumda göreceksiniz. Emekliler Kurban Bayramı'nda
aylıklarını almaya gittiklerinde 15 bin liradaki ikramiyeyi, bayram ikramiyesini görecekler. Söz veriyorum, söz! Söz! Bay Kemal sözünden döner mi? Bay Kemal sözünden döner mi? Bay Kemal yapacak, göreceksiniz. Şimdi diyorlar ki, parayı nereden bulacaksın? Bakın, sevgili Kütahyalılar, 27,5 yıl devlette çalıştım. 27,5 yıl. 27,5 yıl devletime hizmet ettim. 27,5 yıl benim bütün bürokratik hayatımı incelediler. Acaba bir şey bulabilir miyiz? Kılıçdaroğlu'na bir şey söyleyebilir miyiz? Toplu iğne ucu kadar bir şey bulmadılar. Çünkü Bay Kemal kul hakkı yemez ve kul hakkı yedirmez. Şimdi ben mütedeyyin kardeşlerime seslenmek isterim. Kul hakkı yemek en büyük günahsa buna, bu günaha kimsenin ortak olmaması lazım. Ya yiye yiye doymadılar. Yiye yiye doymadılar. Allah aşkına yük çekmeyin. Sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Ben sizden onu bekliyorum. Sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Soyulan bir devlet değil, birilerine hizmet eden bir devlet değil, kendi vatandaşına hizmet eden bir devlet istiyoruz. Güzel bir devlet istiyoruz. Güzel bir devlet istiyoruz. Sosyal devlet istiyoruz. Hiç kimsenin açlıkta kalmadığı, aç kalmadığı bir devlet istiyoruz. Sosyal devlet olsun diyoruz. O nedenle beşli çetelere hizmet eden bir devlet değil. Ben emekliye 15 bin lira vereceğim derken parayı nereden bulacaksın diye bana soruyorlar. Sen beşli çeteler için çalışıyorsun, Bay Kemal vatandaş için çalışıyor. Sen yandaş için çalışıyorsun, Bay Kemal vatandaş için çalışıyor. Sizin için çalışıyorum. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Adaletin olmadığı bir toplumda huzur olmaz. Devletin dini adalettir. Adalet olması lazım. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil. Bir çocuk bir ailenin çocuğu bir yıldır, iki yıldır, üç yıldır işsizse bir adaletsizlik var demektir. Biri yiyor, biri bakıyorsa orada bir adaletsizlik var demektir. O nedenle adaleti sadece mahkeme salonlarında değil, her yerde sağlayacağız, her yerde. Bir çocuğun, bir evin, bir fakir ailenin, bir yoksul ailenin elektriği kesilmişse para ödeyemediği için 85 milyonun elektriği kesilmiş demektir. Bir çocuk yatağa aç giriyorsa 85 milyonun çocuğu yatağa aç girmiş demektir. O nedenle adalet sadece ve sadece mahkeme salonlarında değil. Üretiyoruz, çalışıyoruz, alın teri döküyoruz, herkes kazanacak, herkes. Çalışan herkes kazanacak. Üreten herkes kazanacak. Meraklanmayın. Benim Cumhurbaşkanlığı gençler, vallahi sizin için çalışacağım. Billahi sizin için çalışacağım. Hiç endişe etmeyin. Sizin için çalışacağım. Bakınız bir şey söyleyeyim sevgili gençler. Benim saraylarda oturma gibi bir merakım yok ve hiç gitmeyeceğim saraylara. Ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazi Çankaya'sına gideceğim ve orada oturacağım. Ben onlar gibi değilim. Ben farklı bir insanım. Ben sizden birisiyim. Benim rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Büyük ablam da okuma yazma bilmez. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Dolayısıyla rahmetli babamın 7 çocuğuna bir bayramda ayakkabı aldığını hiç görmedim. Parası ne kadar varsa, imkanı ne kadar varsa bir çocuğa, 3 çocuğuna ayakkabı alırdı. Yani sizden birisiyim. Sizler gibi yaşıyorum. Benim mutfağımı da zaten hepiniz 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Mütevazi bir evdeyim. Söyledim. Sizler gibi yaşamadıkça sizin derdinize
ortak olmadıkça bu memleketin sorunları çözülmez. Bunu çözmenin yolu sizin gibi yaşamaktır. Sizin gibi yaşadığımız zaman vatandaşın derdine çare üretebiliriz. Evet, eller biliyorum çözülecek. Emeklileri biliyorum çözülecek. Taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak diyorsunuz. Taş atanlar aslında korkularından atıyorlar. Yiğit adamlar taş atmazlar. Yiğit adam ne yapar? Varsa bir düşünce farklı. Yiğit adam gelir, çıkar karşıma. Dünya kadar televizyonu var. Oturur tartışırız. Beraber tartışırız. Cesaret ister. Bay Kemal'in önüne çıkmak için kul hakkı yememek lazım. Bay Kemal'le tartışmaya girmek için yolsuzluk yapmamak lazım. Kul hakkı yememek lazım. Araştırıyorlar bir şey bulabilir miyiz diye. Yemezler, buluşamazlar. Bir şey daha. Bir şey daha. Assubaylar üvey evlat mı diyorsunuz? Tazminat hakkımızı istiyoruz. Meraklanmayın, biliyorum. Sıkıntıların tamamını biliyorum. Tamamını biliyorum. Bakın sadece siz değil. Burada bizim güvenliğimizi sağlayan polis arkadaşlarımız var. Onlara da her zaman şükran borçluyuz. Gerçekten günün 12 saati, 13 saati, 14 saati nöbet tutarlar bunlar. Dolayısıyla onların da dünya kadar sorunları var. Onların da polis intiharlarını biliyorum. Onların da sorunlarını göreceksiniz, çözeceğiz. Çünkü polis dediğiniz kişi devlet demektir. Onu sokakta gördüğünüzde devletle muhatap oluyorsunuz demektir. Bunun hepsini yapacağız. Onları da sorunlardan arındıracağız. Onlar da görev yapacaklar. Onu alacağım. Arkadaşlar alacaklar. Meraklanmayın. Çiftçiler, üretenler. Üretenlerin de hakkını teslim edeceğim. Ambulans mı? Sağlık görevlileri şuraya bakabilir mi acaba? Tamam. Üretenler, bakın. Allah aşkına. Ya çok güzel bir ülkemiz var. Dağları var, ovaları var, yaylaları var. Çalışkan insanlarımız var, güneşimiz var, bereketli yağmurlarımız var, nehirlerimiz var. Ama ne oluyor? Et dışarıdan geliyor. Canlı hayvan dışarıdan geliyor. Buğday dışarıdan geliyor. Arpa dışarıdan geliyor. Yulaf dışarıdan geliyor. Mercimek dışarıdan geliyor. Her şey dışarıdan geliyor. Niçin? Bunları biz üretemiyor muyuz? Biz üreteceğiz. Çiftçiyi toprağa küstürmeyeceğiz. Ve çiftçinin hakkını ve hukukunu teslim edeceğiz. Hiçbir çiftçinin, hiçbir üreticinin zarar etmeyeceği bir modeli inşa edeceğiz. Göreceksiniz. Bir modeli inşa edeceğiz. Size rakam vereyim. Memleketi biliyorum, şimdi özelleştirmeler mi oldu? Taşeron işçiler var biliyorum. Hiç meraklanmayın. Bütün taşeron işçilere kadro vereceğiz. Bütün taşeron işçilere. Devlet taşeron çalıştırmaz. Devlet ya işçi çalıştırır ya memur çalıştırır. Öyle ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen. Bu da olmaz. Öğretmen öğretmendir. Başımızın üstünde yeri vardır. Her öğretmene bu toplumun saygı duyması lazım. Her öğretmene. Her öğretmene. Bakın rakam. Asgari ücret 8506 lira. Açlık sınırı 9752 lira. Milyonlarca kişi açlık sınırının altında ücret alıyor. Biliyorum. Emeklilerin durumu da biliyorum, diğerlerini de biliyorum. Oysa devletin imkanları var. Türkiye düşündüğünüzden daha zengin bir ülke. Türkiye'nin her türlü imkanı var. Türkiye'nin kaynakları birilerine gidiyor. Birilerine peşkeş çekiliyor. Onların tamamını düzelteceğim. Hiç endişe etmeyin. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye bereketi getireceğim. Hiç endişe etmeyin. Ama bunu ben tek başıma yapamam. Beraber yapmak zorundayız. Birlikte yapmak zorundayız. Birlikte çalışmak zorundayız. Kemal'im çalmaz diyor. Zaten öyle bir şey bizim ruhumuzda da yok, töremizde de yok, geleneğimizde de yok. Hiç endişe etmeyin.
Bu seçimin kaderini kim belirleyecek? İki temel grubumuz var. Gençler ve kadınlar. Seçimin kaderini gençler ve kadınlar belirleyecek. Çok açık çok ne söylüyorum. Seçimin kaderini gençler ve kadınlar. Gençler bir tweet attığında annesi babası uyarır. Aman ha oğlum, aman ha kızım, ne yapıyorsun? Tweet attın, başına bela gelecek. Gençler size sözüm var, sözüm. İstediğiniz gibi tweet atın, hiç endişe etmeyin. Özgürlüğü vereceğim size, özgürlüğü. İstediğiniz gibi atabileceksiniz. Bizim Ekrem Başkan'ın güzel bir sloganı var. Onunla bitirelim mi? Her şey her şey her şey burada bariyerlerin arkasında da Kütahyalı kardeşlerimiz var. Oradan tık yok. Bir de oraya soralım bakalım. Her şey her şey vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Hiç endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Bir şey daha. Bir şey daha. Sandığa giderken, oyumuzu kullanırken ayın 14'ünde bir bayram havası içinde gidin. Tek isteğim o. Komşunuzu alın, akrabanızı alın, kardeşinizi alın. Bir bayram havası içinde gidin ve oyunuzu kullanın. Ve sandığa giderken geçen seçimlerde AK Parti'ye veya Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren bir kardeşimizi de alın. Onu da ikna edin. Türkiye'nin değişmesi lazım deyin. Türkiye soyuluyor deyin. Türkiye'yi beşli çetelere teslim ettiler deyin. Ya bu Bay Kemal gelmiş. Diyor ki ben kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem diyor. E bulduk böyle bir adam. Gidelim oyumuzu ona verelim deyin. Ve ikna edin. Ne söyledim? Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem. Bir şey daha. Onlar böyle bir şey söylüyor mu? Cumhur İttifakı'ndaki genel başkanlar diyorlar mı? Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem diyorlar mı? 2400 yıl önce, 2400 yıl önce bu topraklarda Platon diye bir bilim insanı çıkmış. Diyor ki, devleti yönetenler yönettiği süre içinde zenginleşirlerse vatandaşın hakkını değil kendi mal varlıklarını korumaya başlarlar. O nedenle biz vatandaşın hakkını koruyacağız. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyasete girip de zenginleşenler bilin ki malı götürüyorlardır. Ama nereye götürürlerse götürsünler Bay Kemal onların tamamını getirecek, Türkiye'de size verecek. Bir uzman ekibimiz var. Bir uzman ekibimiz var. 22 yılda ne kadar para götürdüler yurt dışına diye? 418 milyar dolar. O parayı son kuruşuna yok. Sandık. Gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Son kuruşuna kadar getireceğim. Son kuruşuna kadar. O nedenle beşli çeteler beni sevmezler. Aman abi cumhurbaşkanı olmasın diye kampanyalar açarlar. Gazeteler kiralarlar. Yazarlar kiralarlar. Türlü iftiralar atarlar. Şundan emin olun. Ben o 418 milyar doları son sentine kadar getireceğim. Ve bu ülkede bu millete vereceğim. Bu millete. Gençler, emin olun hayatında soğanın bu kadar pahalı olacağını hiç düşünmemiştim. Emin olun. Ya nasıl bir ülke, nasıl yönetiliyor? Akıl alacak şey değil. Ama bunların hepsini dediğim gibi gençler ve kadınlar
bunların ezberini bozacak. Yeni bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Evet, bir daha. Her şey. Her şey. Her şey. Her şey çok güzel olacak. Çünkü Bay Kemal kul hakkı yemez, kul hakkı yedirmez. Hepiniz sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Saadet Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu buraya davet ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Üçüncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Saadet Partisi Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu ile birlikte sizleri selamlıyor. Şimdi parti yöneticilerimizi ve milletvekili adaylarımızı davet edeceğim. Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan. Millet buluşmalarımızın koordinatörü, eski devlet bakanımız, İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen'i buraya davet ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz hocam. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcımız Yusuf Sunar. Uşak Milletvekilimiz Özkan Yalım. Sana söz, Türkiye kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka. Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanımız Fatma Yavuz. Sevgili Kütahyalılar, şimdi Millet İttifakı Kütahya İl Başkanlarımızı davet edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Seliha Aksaz Şahbaz. İYİ Parti İl Başkanımız Nurhan Suner. Demokrat Parti İl Başkanımız Hakkı Yağız. Saadet Partisi İl Başkanımız Sadık Maltaş. Deva Partisi İl Başkanımız Yalçın Can. Gelecek Partisi İl Başkanımız Serdar Sever. Sevgili Kütahyalılar, 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla göreve getireceğiniz, Ankara'ya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı takdim ediyorum. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarımız, sizlerin çocuklarınızı 25 yıldır emanet ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayımız Doktor Ali Fazıl Kasap, Ahmet Sunar, Güler Ezgi Doğan Turan, Haşim Ertekin, Kerem Erkoğ. İYİ Parti milletvekili adaylarımızı takdim ediyorum. Orhan Özatik, Seydi Karakuş, Erol Ertürk, ben Kemal, Nurcan Duygu, Tansu Coşkun. Yine Eskişehir'den konuk belediye başkanımız, Tepe Belediye Başkanı Ahmet Ataç aramızda. Hoş geldiniz diyoruz Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a. Şimdi ben buraya Çinli sanatçısı Naciye Nur Avlupınar'ı davet etmek istiyorum. Çinli sanatçımız Naciye Nur Avlupınar, Sayın Cumhurbaşkanımıza kendilerinin yaptığı Çinli'yi takdim edecekler. Hemen arkasından
Adil Özkan hocamı, Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kara kalem portresini takdim etmek üzere davet ediyorum. Sevgili Kütahyalılar, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta her şey, her şey, her şey. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milletvekillerimizi sizlere Allah'a emanet ediyor. Hoşça kalın. Hoşça kalın sevgili Kütahyalılar. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili Kütahyalılar. Güle güle Sayın Cumhurbaşkanımız. Kütahya yolun açık olsun diyor. Kütahya seni bağrına basıyor. Hoşça kalın diyoruz.